Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 9. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız kenar orta dikme ve çevrel çember arkadaşlar. Kenar orta dikme dediğimiz şey kenarı ortadan dik iki eş parçaya bölen doğruya biz kenar orta dikme diyoruz. Çevrel çember nedir? Üçgeni çevreleyen çembere çevrel çember diyoruz. Çevrel çemberin merkezinden bahsedecek olursak Dar açılı üçgende üçgenin içinde geniş açı, dik, dik açılı üçgende hipotenüs üzerinde çünkü çapı gören çevre açı 90 derece. Geniş açılı üçgende de üçgenin dışında oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda siz buradan e, çevre çemberin merkezinden hani bu e, yarı çap uzunluğuna eşit ya arkadaşlar bakın bu yarı çap bu da yarı çap bu da yarı çap olduğundan dolayı çevre çemberin merkezinde bakın şu özellik vardır. Merkezden köşeler olan uzunluklar birbirine eşittir. E hocam ikiz kenarda Çizilen dik tabanı keş parçaya böler. Çizilen dik tabanı keş parçaya. Çizilen dik tabanı keş parçaya böldüğü için. Aynı zamanda çevrel çemberin merkezi. Kenar orta dikmelerinin de kesişim noktası yapıyor. Yani kenar orta dikme merkezi de oluyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam. Yani çevrel çember merkezi ile kenar orta dikme merkezi aynı şey. O zaman biz. Şu kenar orta dikme merkezi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 3 durum var. Dar açılı üçgende, üçgen içinde, dik açılı üçgende, hipotenüs üzerinde, Yeni çeşil üçgendir. Üçgenin dışında diyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi sorulara bakalım isterseniz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım bu konuyla ilgili sorulardan birinci soru. ADBC kenarının kenar orta dikmesi olduğuna göre arkadaşlar ADBC kenarının kenar orta dikmesi e, dik iki eş parçaya bölecek kenar orta dikmesi ise yani burası da x olacak. E, burada ne oldu arkadaşlar? Şunlar birbirine eşit değil mi? Çünkü dik tabanı iki eş parçaya nerede böler? İkiz kenarda böler. O zaman 2x eşittir. x artı 4 olduğundan x'i 4 buluruz. x 4 ise hocam burası 8. E burası 4. Bizden çevre abc isteniyor. Bitti gitti. Burası 8. 8 8 8 yaptı hatta. 3 kere 8 de 24. Çevre ne yaptı? 4 artı 4 artı 4'den. Yok. 8 artı 8 artı 8'den. Özür dilerim. 8 artı 8 artı 8'den. O da kaç yaptı? 24 yaptı arkadaşlar. Birinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 2. PD ve PE sırasıyla BC ve AC'nin kenar orta dikmeleri olduğuna göre. Evet bu kenar orta dikmeleriymiş arkadaşlar. Bakın ezbere yaparsanız olmaz. Kenar orta dikmesi dediğine göre bu ortadan dik. Bu da ortadan dik. Yani kurallar ilk baştaki söylediğimiz kurallar dahilinde giderseniz olmaz. Mantığıyla yaparsanız her zaman daha rahat yaparsınız. E arkadaşım burada dik tabanı iki eş parçaya böldü. Aklına geldi ikiz kenar. Hocam şunu şöyle çizersem. O zaman bu parçayla bu parça eşit oldu. Aa dik tabanı iki eş parçaya böldü. Aklıma ikiz kenar geldi. Şu da x kenar mı olacak? Evet. 35 ise burası 35 yaptı. Hocam burada da x kenarlık var. 30 ise burası da 30 yaptı. Toplamda kaç yaptı burası? 65 yaptı. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik 3'e. P, A, B, -C üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır. Evet. ABC B, C üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktasına BC C kaçtır diye soruluyor. Hocam bu doğrusal mı? Bilemeyiz arkadaşlar. Sadece buradan 13 çizilmiş. Arkadaşlar burası kenar orta dikmelerinin kesim noktası demiş ya. E, bu aynı zamanda nedir? Çevrel çemberin merkezidir. Ben ne yapıyorum? Öyle bir şeyle karşılaştığım zaman hani çember, çevrel çemberi çiziyorum arkadaşlar. Hemen çizdim. Çizince arkadaş bak burada yarı çap uzunluğu belli mi? Belli. Bak merkezden köşeye gitmiş yarı çap. Çemberde en etkili silahımız yarıçap çizmektir. Al sana yarı çap al sana yarı çap. Hocam burası da yarı çap, burası da yarı çap. E 5 13 ne üçgeni? 5 12 13'ten 12. E hocam burası da 12 5 12 13'ten. Toplamda kaç yaptı? 24 yaptı. Evet 3. soru böylelikle balıkesir oldu. Yani kuralcı zihniyet değil de ya yani, tamam kenar orta dikme merkezinin en azından çevrel çember merkezi olduğunu bil. Bazen çember de çizip ona göre yapıyoruz. Hatta çevrel çemberin merkezi sorularında ben hep ne yapıyorum? Çevrel çemberini şöyle çizip o şekilde yapıyor. Ezber şeklinde değil. D, A, B, C üçgenin çevrel çemberin merkezi yani kenar orta dikmelerinin kesim noktası olduğuna göre ACB açısı kaçtır diye soruluyor. Ama neresi? D. Hangi üçgenin? ABC B, üçgeninde arkadaşlar. Bak dikkat. A, B, C üçgeninin kenar orta dikme yani çevrel çemberin merkezi. Hemen çevrel çemberin merkezini çiziyoruz. Bak D noktasıymış. Hemen çevre çemberini çiziyoruz arkadaşlar. A, B, C üçgeninde D noktası da merkez olacak şekilde. Bak hocam bu merkezse bak bu da yarıçap bu da yarı Al sana yarıçap çap al sana yarı, çap, al sana yarı çap. Ve çemberde de en etki silahın yarı çap çizmektir. Al sana yarı çap. Bitti. Hocam bu da eşit olacak. A burası 20 ise burası da 20 mi olacak? Evet x kenarlıktan dolayı. Hocam burası 50. X kenarlık var burada. 50 ise burası da 50 yapar. 50 50 100. Buraya ne kaldı? 80. Sonra 20 20 40. buradaki kaç kaç yapar? 140. 80'i buradaysa 60 yaptı burası. A C, B açısı isteniliyor bizden. Şurası. E hocam buradaki x kenarlıkta da şurada kaç 60 derece oldu? 60 ise 180'den x kenarlık var ya 60 ise 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. 60 60 yapar. Hocam buraya kaç kaldı? 40 derece kaldı. Zaten bizden de o isteniyor Dördüncü soru böyleydi. Edremit oldu. Geldik 5'e. DABC üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Arkadaşlar kenar orta dikmelerinin kesim noktası demek neydi? Çevre çemberin merkezi demekti. Hemen çevre çemberi çiziyorum arkadaşlar böyle. Bak. E ne yapıyoruz? Çevre çemberin merkezi burasıysa al sana yarıçap. Al sana yarıçap. E bu da yarıçap. Yarıçap uzunluğu kaç? 17. Hocam burası da 17. E burası da 17. A 17 17. Tabanda mevcut mu arkadaşlar burada? Mevcut. Tabanımız kaç? 28. E sen ne yaparsın o zaman burada? Pardon 30. Ne yaparsın o zaman burada? İkizkenar üçgenin tabanda mevcutsa insana olan tabanına ait yüksekliği çizmez mi? Çizer. E 32 eş parçaya böldün. 15 15. Ne kaldı o zaman buraya? 6. 15 17. 8 15 17'den 8 çıktı burası. Sonra da burada da 6 8 10 üçgeninden cevabımız da kaç çıkar arkadaşlar? 10 çıkar. Gördünüz mü? Çevre çemberi çizdiğiniz zaman hiçbir şekilde kural ezberlemenize gerek yok. Ama el etki silahınızda yarı çap olduğunu unutmayın. Geldik altıya. Yine ne demiş? Kenar orta dikmelerin kesim noktası. Hangi üçgenin? ABC üçgenin. Arkadaşım bu ABC üçgenini belirle öncelikle. ABC üçgeninde bu o çevrel çemberin merkezi. O zaman hemen şöyle geniş açılı üçgen demek ki bu. Şöyle bir çember çizdim yine. Yorum yapacağım. Hocam en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmekti. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizdik mi? Çizdik. Şunla doğrusal olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Çizdik. E hocam şuradan dik çizilmiş. Bak. Bu yarı çap. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap olduğundan. ikiz kenarlık var burada. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böler. Yani şurasıyla şurası eşit olacak. E hocam 13 buradaysa burası da 13 olacak. Yani 3 buradaysa buraya da 10 mu kaldı? Evet. Bizden OF uzunluğu isteniyor. Başka bir şey var mı? Var. AC'ye 16 vermiş. Arkadaşlar AC 16. A ikiz kenarda çizilen dik olduğundan dolayı tabanı iki eş parçaya böler bu da. Bak ikiz kenarda çizilen yükseklik oldu. E o zaman hocam tabanı iki eş parçaya böldü. 16 ise bunlar da 8 8 yaptı. 8 10 ne üçgen arkadaşlar? 6 8 10'dan 6 çıktı. Bizden OF isteniyor ama o, F uzunluğu isteniyor. Hocam O OF'yi nasıl bulacağız biz şimdi? Şuraya 6 bulduk. Şuradaki 3'ten faydalanacağız mı? Faydalanacağız. 90'lar havada uçuşu Dal alfabeta. Alt, 6 8 10 var ya. Alfa beta. Hocam burası da beta. Burası da alfa oldu mu? Oldu. E o zaman şu üçgenle şu üçgenle oldu. Benzer oldu. Hatta alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 6. Benzerlik oranı güzel. Yani 1'e 2. E, o zaman burada beta'nın karşısı yok 90'ın karşısı lazım. 90'ın karşısı 10'sa 90'ın karşısı 5 midir? Evet. E bizden OF isteniyor. OF uzunluğu kaç yaptı? 5 artı 6'dan 11 yaptı arkadaşlar. Güzel bir soru. 6. soru böylelikle Balıkesir oldu. Ve bu 9. bölüm testini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 10. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.